birkaç gün önce 4 tane pırlanta gibi genç, yüksek tahsilli evladımızı kaybettik. Bunlar İHA'nın gönüllüleriydi. Bir trafik kazasında, meçhul bir trafik kazasında kaybettik. Şimdi trafik kazası deyince insanlar aklına çok sorular geliyor. İşte arkadaşların hızı fazlaymış falan da yani olabilir, olmayabilir, göreceli şeyler. Ama şimdi oradaki gençlerden bazıları bizim önemli projelerde çalıştığı için tabii ki sorular ister istemez aklımıza geliyor. Biz gençlere Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, geride kalanlara sabır diliyoruz. İHA camiasına ve ülkemize de başsağlığı diliyoruz efendim. İHA Adana Şube Başkanımız Mahmut El Aslan Bey, buyurun efendim. Öncelikle Allah rahmet etsin diyoruz. Genç kardeşlerimiz İHA gönüllüsü ve gerçekten geleceğini planlamış, ufku geniş, ülkesini seven, vatanını seven ve milletine faydalı olacak hedefleri olan 4 kardeşimiz alanıyla ilgili İHA ve SİHA'lar üzerinden ciddi bir çalışma, ufuk geliştirmiş. Yeni yetişen kardeşlerimiz belki de ileride daha iyisini yapacak, bu ülkeye faydalı olacak çalışmalar ortaya koyacak kardeşlerimizdi. Bunlar yine aynı alanda bir toplantı için yola çıkmış idi 4 İHA gönüllümüz. Ama ilahi takdir böyledir. Elim bir trafik kazasında vefat ettiler. Tabii bizdeki bilgi şu an itibariyle normal bir trafik kazası olarak görünüyor. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Özellikle konuyla ilgili bu kazadan sonra sivil toplum kuruluşları, siyasi parti liderleri, temsilcileri bu noktada kurumlarımızı ziyaret ediyor, başsağlığı taziyeleri oluyor. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii Türkiye için önemli bir kayıp. Belki İHA desek de bugün ülkemize hizmet eden kardeşlerimiz hangi camiadan olursa olsun ülkesine, vatanına, dinine sadık, gerçekten gayret eden, samimi, ufku geniş, sorumluluk sahibi gençlere ihtiyacımız var ki bu kardeşlerimiz onlardan birer tanesiydi. İnşallah bütün camialarımız böyle gençleri yetiştirir ve ülkesine, milletine faydalı olurlar. Allah onlara rahmet etsin.